Spor Gazetesi'nden günaydın. Spordaki gelişmeleri spor yazarı Altan Tanrıkulu ile birlikte değerlendireceğiz. Altan abi günaydın. Günaydın abi. Türkiye Kupası heyecanı başladı. Dün güzel karşılaşmalar vardı. Gollü maçlar izledik. Özellikle Bursa Spor'la Göztepe arasındaki maç muazzamdı. Bursa'nın genç yıldızları parladı o karşılaşmada. O maçı da konuşuruz. İlk olarak dilerseniz Galatasaray Darıca Gençler Birliği maçını değerlendirelim. Fanatik Gazetesi Aslan'ın adı yetti manşetini attı bu karşılaşma için. Üçüncülük ekiplerinden Darıca Gençler Birliği karşısına uzun süredir forma giyemeyen tecrübeli isimlerle gençleri harmanlayarak çıkan sarı kırmızılar pozisyon bulmakta çok zorlandı. Öyle ki Cimbom'da neredeyse tüm oyuncular Fatih Terim'in öfkesinden nasibini aldı. Sekidika'nın yaptırdığı, Belanda'nın gole çevirdiği penaltıyla rahatlayan Aslan her ne kadar yedekleri sınıfta kalsa da son düdük çaldığında Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı diyor Fanatik Gazetesi. Fotomaç yola devam başlığını kullanmış karşılaşma için. Sahasında Darıca Gençler Birliği'ni konuk eden Aslan Belanda'nın penaltı golüyle sonuca ulaştı. Son 16 takım arasına adını yazdırdı ve Falcao 40 gündür yok detayı da var. Arda ve Belanda geri döndü bu karşılaşmayla birlikte. Kupanın ustası başlığı Hürriyet gazetesinde. Üçüncülük ekibi karşısında evinde rotasyon ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Aslan 44. dakikada Belanda'nın penaltı golüyle kazandığı genç isimlerle mücadele eden Darıca Gençler Birliği yenilmesine rağmen alkış aldı. Cimbom adını son 16 turuna yazdırdı deniyor ve düşe kalka turu geçti başlığı var değerli izleyenler Sabah gazetesinde. Fatih Terim'in de kupa çok önemli sözleri. Golle gitti, golle döndü Belanda için söyleniyor tabii ki bu cümle. Sivas'ta 8 Kasım'da oynanan maçta bir gol bir asist yaparak 2-1'lik galibiyetin mimarı olan Yunus Belanda sonrasında koronavirüse yakalanınca takımdan uzak kaldı. Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençler Birliği maçıyla sahalara geri dönen Faslı oyuncu ilk maçında yine ağları bulup dönüşünü de golle süslemeyi başardı deniyor haberde. Evet, Galatasaray'ın özellikle hani yedek diye tanımladığımız kadrosu ligde iki maç üst üste görev alınca diğer isimlere gözler çevrilmişti. Bunlar arasında Luyendama, Belanda ve Arda vardı. Bu üç oyuncu da dün şans buldu. Ama Galatasaray zayıf rakibi karşısında zaman zaman zorlandı. Özellikle golü bulana kadar. Evet. Maçla ilgili önemli ayrıntılardan biri Arda, Belanda, Luyendama, Omar. Bu oyuncuların forma giymesi. Covid'e yakalanan kaleci Okan, Arda, Belhanda ve Omar'ın tekrar geri dönüşleri herhangi bir sakatlıkları olmadığı için sahada bir problem teşkil etmedi. Ama takımla birlikte çalışamadıkları için ve maç oynayamadıkları için olan eksiklikleri çok göze çarptı. Futbolda bu çok önemli bir şey. Devamlılık, maç kondisyonu. Hatta bu haftaki Orta Nokta programında bir tespit vardı sevgili Nihat Kahveci tarafından. Fenerbahçeli bazı oyunculardan bahsederken illa bir oyuncu 60'ta 70'te çıkartıyorsanız lige baktığınız zaman maç devamlılığı olmaz o oyuncuda. Yani oyuncu maçın tamamını oynamadıkça o devamlılığa ulaşamaz diyor. Şimdi Arda'nın, Belhanda'nın, Omar'ın, Luyendama'nın pozisyonlarını da böyle görmek lazım. Fiziksel olarak çok hazır olmayan 5-6 tane oyuncunun aynı anda sahada olması ki kalitelerinden kimsenin şüphesi yok. Bu Galatasaray'ı biraz zorladı. Karşı takıma bakalım. Karşı takım Türk futbolunun böyle emektarlarından sessiz sedasız futbol oynamış ama hem efendi bir futbolcu hem de çok süratli bir kanat oyuncusuydu. Sevgili Ender Alkan. Gaziantep Spor'da kısa bir dönem antrenörlük yapmıştı. Şimdi Darıca'da yapıyor. Bence iyi bir takım oluşturmuş. Baktım yani mücadele olarak iyi oldukları gibi Galatasaray'dan da çekinmediler herhangi bir yerde. Maçı oynatan da bir hakeme denk geldik. Fatih Hoca da maç sonu teşekkür etti. Güzel, keyifli bir maç oldu ama çok pozisyonlu olmadı. Bir tek hatırladığım 90+5'ti galiba. Darıca Gençler Birliği'nin bir kanat akınında zayıf bir kafa vuruşu geldi ve gole dönüşmedi. Yani orada olabilecek bir gol son dakikada
biraz strese sokabilirdi Galatasaray'ı. Onun dışında zaten Galatasaray'ın kazanması bekleniyordu. Ben Darıca'yı severim. İzmit'e bağlıdır. Aziz Yıldırım'ın dayısı rahmetli Faruk Yalçın'ın kurduğu müthiş bir hayvanat bahçesi vardır. Çok çok güzeldir. Pandemi dolayısıyla belki biraz kısıtlı, yarı zamanlı falandır ama feribotlarla uzun yıllar karşıya geçtik Darıca'da. Şimdi bir de futbol takımı çıktı. İyi de mücadele ettiler. Güzel bir karşılaşma oldu. Her şeyden önce çok temiz bir maç oldu. Yani iki takımda da böyle oynamaya yönelik. Bazen alt ligler çok sert oynar. Sakatlık korkusu yaşarsın, maçta gerilim olur, kart olabilir. Bence çok temiz bir maç oldu. Fatih Hoca 1-0'a ve çok iyi oynanmayan futbola rağmen gol yemeden kazanılmasını bence mutludur. Mesela bu maçı 3-2 Galatasaray kazansa, ileride çok iyi işler yapsa, 2 gol yese daha sıkıntı olabilirdi. Bazen bu tür maçları gol yemeden kapatmak psikolojik olarak takımı bir artıya götürür. Cuma günkü kuraya Galatasaray rahat rahat şimdi hazırlanacak. Peki Altan abi, bazen Türkiye Kupası'ndaki performansıyla oyuncular ligin de geri kalan bölümünde forma şansı bulabilir. Öyle bir performans ortaya koyar ki adı o anlamda kupa golcüsü ya da oyuncusuna çıkar. Galatasaray'da dün bu anlamda kendisini yeniden gösteren oyuncu ya da oyuncular var mıydı? Mesela Belanda'yı nasıl buldunuz? Arda nasıl döndü? Luyendama performansıyla Donk'tan formayı alabilir mi? Ya da kaleyi bundan sonra Okan mı korur? Bu tip sorulara nasıl yanıt bulabiliriz? Ya da Omar ile Abdülhavi nasıldı? İlk yarıda gelişen bir Galatasaray kanında Darıca Gençler Birliği iyi bir şekilde kalenin önünü kapatmışken Belhanda'nın Arda'ya attığı bir pas. Muazzam da o pas gerçekten. Yani Zidane'ın Raul'e veya Guti'nin veya işte Mesut Özil'in Ronaldo'ya attığı pasları hatırladım. Bu tarafa bakarken bu tarafa inanılmaz bir pas verdi. Ve tam Arda ile buluşturdu. Demarka pozisyon bomboş. Orada Arda da şaşırdığı için golü atamadı. Orada mesela Arda'nın güçsüz olduğunu hissettiniz mi o pozisyonda? Ben biraz Arda'nın fiziksel anlamda güçlü olmadığını gördüm. Tabii ki. Demin de altını çizdim. Çok normal. Yani Covid'den dönüyorsun, kafan karışık. Bir de Arda Covid olmadı ama o Rangers Fenerbahçe maçlarının olduğu dönemlerde gene hastalandı. Ve iki hafta Covid'den takımdan uzak kaldı. Covid'den dönmek diye bir şey yok Altan abi. Ronaldo da döndü. Döner dönmez biliyorsun gol attı yani. Hani şimdi örnek veriyorum. Rozi Arda kıyaslaması yapmak istedim ilk olarak. Şimdi diyecek ki izleyiciler ya biri 23 yaşında biri 35'ine merdiven dayamış. O yüzden hani yaşıtını bulmaya çalıştım. Direkt aklıma Ronaldo geldi. Evet. Öyle bir örnek verdin ki şimdi sesimi çıkartamadım. İyi de adam çalışıyor. Arda da Barcelona adamın evinin havuz yani. Evinin havuzunun dibinde kondisyon bisikleti var. Hiç nefes almadan bisiklete biniyor, düşün. Havuzun altında. Tamam, Arda da Ronaldo başka bir şey. Bir Türk Telekom reklamı vardı. Böyle bir tarafından elektronik bir şeyler çıkıyordu kolundan. Acaba öyle bir adam mı diye şüpheleniyorum ara sıra. Ya yani çok çalışıyor bir kere. Arda'nın da ben Galatasaray'la imza atmadan önce bir 3-4 ay önceden itibaren çok fitness çalıştığını biliyorum. Çok çalışıyor bireysel olarak. Arda o golü şimdi diyelim ki Brugge'de Şampiyonlar Ligi maçı yapıyorsun. Belhanda verdi, atardı. Başakşehir'le kupa maçı oyna. Atar. Biraz da kafa maç olarak. Maç tamamen. Hem fiziksel olarak tam hazır değil. Ya da taraftar olsa mesela. Tabii ki. Ya bu da çok zor bundan değil sonra mi? Biraz alışalım ama yani taraftarsın. Yani uzun süre forma giyemiyorsun. Arda Turan özelinde bunu konuşalım. Ki hani Arda'nın taraftarla bir bütünleşme isteği var. Mutlaka yani. Yeniden Galatasaray'a dönmüş. Orada farklı bir hikaye var. Arda'nın hani motivasyonunu abartmadan söylüyorum. İki katına çıkaracak bir unsur. Belki daha fazlası. Taraftar unsuru. Yani taraftar önünde Galatasaray forması giyebilse Arda çok farklı bir sezon geçirebilirdi bence. Olumlu anlamda söylüyorum. Evet, kesinlikle. Mesela 2014'te o Almanya'dan yediği yiyen ama çok kötü de bir kupa geçirmeyen Brezilya'nın önemli oyuncularından biri, ayakta kalan Oscar'dı. Chelsea'de oynadı, Premier Lig'de oynadı. Çin'e gitti sonra. Mesela Oscar'a bakıyorum. Rahat. Herkes iyi futbol. Arda bence savaşını kazandı. Oscar kazandı mı bilmiyorum. Çin'de çok iyi para kazanıyor. Orada gol falan atıyordur ama Çin'de. Arda Galatasaray'a gelmeyi başardı. Bu önemli. Çünkü Başakşehir'den sonra yani böyle Kasımpaşa'ya gidebilirsin. Kore Ejman'ın gittiği gibi.
Celta Vigo'ya gidebilirsin. Emre Mor'un yaşadığı düşüşü yaşayabilirsin falan filan. Birçok şey. Ama Galatasaray'a geldi. Fatih Hoca'na güvendi, kapı açtı. Mücadele etti. Bence kazandı. Öyle ya da böyle Arda fiziksel olarak iyi olduğu zaman şu özelliği çok üst düzey. Arda takımın hani şeyleri vardır ya, zamkları. Yapıştırırsın, şey yaparsın. Onlardan biri. Yani takım kimyası için bulunmaz bir nimet. İki espri yapar soyunma odasında. Herkesi neşelendirir. Sağ içerisinde de alıp da 7 kişiye çalımlayıp gol atmıyor Arda ama çok zor top kaybediyor. Ve çok olumlu oynuyor. Mesela Ozan, Arda. İkili şeye çıkar. Tüm antrenmanlarda ve şeylerde Ozan geçer. Ezer yani Arda'yı. Verilerde. Ama maçta o Arda daha değerli. Top kaybetmiyor. Alıyor. Birini geçiyor mu bakıyor. Geçemiyorsa hemen geri dönüyor. Yana veriyor. Öne geçiyor. Asist yapıyor veya olacağı doğru yerde oluyor. Topsuz oyunu biliyor. Yani üst düzey oynamış, üst düzey dünya yıldızları oynamış. Onun verdiği bir özgüven var. Bu bunalımları atlatmak kolay değil. Şimdi tabii Arda'nın da kendisini yeniden hatırlatması gerekiyor. Şu anlamda söylüyorum. Örnek veriyorum. Şimdi Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörü olduğu için özellikle de derbileri, yani Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını kazandıktan sonra hep Sergen Yalçın'ın futbolcuk dönemi hatırlatıldı. Hani siz yorumcular tarafından. Belki genç kuşak o döneme yetişememiş olabilir. Hatta Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu dendi. Ki bana göre de öyledir. Hani kariyer başka bir şey ama yetenek de bambaşka bir şey. Şimdi Arda'nın da, ya Sergen Yalçın Beşiktaş'ta performansı ortaya koymasa ya da Beşiktaş teknik direktörü olmasa şu anda ne bileyim Çeşme'de yazlıkta inzivaya çekilmiş olsa Sergen Türk futbolunun en yetenekli oyuncusuydu yorumu gelir ama ayda yılda bir gelir yani. Hani hocanın da kendisini hatırlatması gereken durumlarda olur bu. Ama şimdi göz önünde olduğu için bir her hafta gündemde olabildiği için yanına bu hatırlatmalar da yapılıyor. Şimdi Arda da aslına baktığımızda şöyle kariyerine, yeteneklerine Arda da o statüde bir oyuncu. Yani Türk futbolunun bütün tarihine baktığımızda en yetenekli oyuncular listesine adını yazdırmış bir oyuncu. Kariyer anlamında da bence en iyisi. Hani böyle bir kariyer yok. Buradan gideceksiniz Atletico Madrid'de oradan kupalar kazanacaksınız. Sonrasında Barcelona, Barcelona'nın en yıldız kadrosunda, kadrosunu barındırdığı dönemde işte Pique'siyle, Messi'siyle, Suarez'iyle, Neymar'ıyla birlikte oynayacaksınız. Bu kariyeri yaptı Arda. Dolayısıyla artık onun da bu anlamda az önceki cümleyi tanımlamayı yapabilmemiz için kendisini hatırlatması gerekiyor. Yani Arda Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncularından biridir. Kimilerine göre belki de en yeteneklisidir. Ama kariyer açısından en kariyerlisi. Evet, katılıyorum. Çünkü herhangi bir oyuncu için son 10 yılda Barcelona formasıyla hat-trick yapmak kolay değildir. Çünkü orta Messi var. Yani ben Pedro'nun, İbrahimovic'in, Neymar'ın, Suarez'in çok hat-trick yaptığı maç hatırlamıyorum. Gol atıyorlardı tabii, asist yapıyorlardı. 7-1 kazanıyorsun falan. Messi var zaten, birçok golü o atıyordu. Tabii. Arda iki kez yaptı. Bir İspanya Kral Kupası'nda, bir Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach'ın karşısında yaptı. İki defa ettirdik. Artı şöyle bir şey var. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Neymar mücadele ettiği için Barcelona'ya geç katıldı. Orada da teknik direktör kalktı, Arda'yı kullandı. Arda müthiş oynadı. Ama kimin yerine oynadı? Neymar'ın yerine. Yani orada herhangi birinin yerine oynasa Arda oradan ayrılmazdı. Hala bile oradaydı. Ama şimdi Neymar her şeyle bir yatırım. Bir dünya markası. Aynı zamanda futbolcu olarak Arda'dan daha iyi. Şimdi öyle birine denk geldiği için Arda birazcık geri gitti, ayrılmak zorunda kaldı. Bir de şöyle bir şey var. Demin zamp dedim ya, hani neşe kaynağı. Bazen de fazla konuşuyor. Yani teknik direktörleri hedef falan bazı şeyler Simeone için de yapmıştı. Atletico Madrid, Real Madrid finaliydi galiba. Yerini hatırlayamadım. Şampiyonlar Ligi finali. Bu Diego'nun falan da Atletico Madrid'de olduğu sene. Ben bekliyorum şimdi. Arda da Atletico Madrid'de final oynayacak falan. Tribünde bekliyorum. Basın tribünde değilim. Normal tribündeyim, biletli. Bir baktım Arda elleri cebinde, eşofmanları yok. Takım elbisesiyle sahaya çıktı 2-3 oyuncuyla birlikte. Sahayı geziyor falan dedim. Yani baktım böyle ama yüzü acayip asık Arda'nın. Neyse girdi içeri, bitti. Futbolcular gelmeden gene geldi Arda. Gene takım elbiseyle. Gitti yedek kulübesine oturdu.
Şimdi takım elbiseyle sen yedek kulübesine oturur musun? Oturmazsın. Tamamen her şeyle o maçta kendisini 18'e almadı Simeone. Simeone'ye mesaj verdi. Yani takım elbiseleriyle gitti. Şampiyonlar Ligi finalinde yedek kulübesine oturdu. Sakatlığı var mıydı? Yoktu. Alınmadı. Yani dediğim gibi bazen antrenörler bu tip şeylere kafaları takar. Bir Barcelona maçı mıydı? El Clasico aldığını hatırlıyorum. Bir kırmızı kart görmüştü. Bir sıkıntı falan olmuştu. Ondan sonra medya biraz üzerine gelirken bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Dediğim gibi Arda, Fatih Hoca ile geçmişte yaşadığı polemikte olduğu için bazen çenesini tutmalıydı. Yoksa katılıyorum, Barcelona'ya gitmek, orada oynamak, bir de Atletico ve Barcelona'da performans verdi. Yani müthiş oynadı. Milli takımda çok iyi işler yaptı. 100 civarında milli oldu ve çok gol attı. Ya Arda bir Kazak maçı çözülmemiş, gol atamıyoruz, gol lazım Türk Telekom'da. Frikikten minikten birine çarptırdı, golü attı. Yani bizim küçük hani bir şeyler vardır, maymuncuklar. Bizim Türk futbolunun küçük maymuncuğu oldu Arda. Yani anahtar olarak söylüyorum, açma şeyin. Anahtarımız yoktu golcümüz ama Arda kapıları açıyordu. Ama kariyeri, yani tabii ki Barcelona kariyeriyle beraber oradan sonraki rotası çok daha farklı olabilirdi. Yani şöyle hatırlıyorum, Eden Hazard Arda beraber aynı dönemde yıldızlarını parlattılar. O zaman Muhammed Salah, hani Basel performansını hatırladığımızda çok benzetiyordum ben Salah'la Arda'nın hem fizik hem de oyun yapısını. Ama Salah başka bir yere evrilebildi. Arda'nın bir üst eşiği vardı. O eşiği maalesef geçemedi. Geçse şu anda o platformlarda hala üst düzey liglerde biz Arda'yı izlemeye devam ederdik bence. Erkut, ama evet, ama bizim çocuklar olduğu için söylüyorum. Çok büyük yetenekler. Arda ile Mesut kendilerine yazık etti. Katılıyorum. Biraz saha dışında kötü yaşadılar demiyorum. Lerç yaşadılar. Yani bir eğlenmek, bir yere gitmek, gece kulübü, kadın kız, bunlar yoktu hayatlarında ama rahatlardı. Dediğim gibi Londra'ya gidiyordu, atlıyordu, arkadaşlarıyla buluşuyor. 7 arkadaşı geliyor mesela, 6 saat PlayStation oynuyor evinde. Bekar evi, kendi evi. İstanbul Bayrampaşa'da etrafında topluyor arkadaşlarını, getiriyor Madrid'e. Ondan sonra Barcelona'daysa Barcelona'ya. Bunlarla şey yapıyor. Arda'nın evini gördük mesela. Harika şey. Ama işte zihin de yorulmayacak. Salah zihnini futbol için fresh tuttu. Mane de öyle. Aradaki fark bu. Yoksa Arda da kötü yaşayan bir çocuk değildi. İşte o kültür meselesi. İşte Salah'ın da kardeşinin düğününe gidip orada koronavirüs kapması evet, mesela evet, eleştiriliyor. Barcelona'daki ilk sezonunda Barcelona'ya gitmiştim. Arda'yla röportaj yapmaya yine TV Bu Spor için. Orada sormuştum bu soruyu. Yani hani hep böyle baktığımızda evindeki yaşamına hep bir kalabalık var. Hani sofranı paylaşıyorsun. Ama bu kalabalık da hani zaman zaman bazen insan evinde yalnız kalmak ister. Buna engel oluyor mu diye sorduğumda, hani büyük bir evim var. Evet, misafirlerim eksik olmuyor ama ben hani zamanı gelince yalnız kalmak istediğimde büyük de bir odam var. Odama çekiliyorum. O anlamda bu durumu yönetebiliyorum, rahatsız olmuyorum demişti ama tabii ki bu cevabı verecek. Ama ben tahmin edebiliyorum ki sizin dediğiniz etkenler de önemliydi maalesef. Fanatik gazetesi, istek ve arzu vardı. Fatih Hoca'nın maç sonu açıklamalarına göz atalım değerli izleyenler. Sarı Kırmızıların hocası Fatih Terim, bazı genç oyuncularımız ve uzun zamandır sıkıntılı olan oyuncularımızdan bir 11 yaptık. İstek ve arzudan memnunum. Her oyuncumu kazanmak arkadaşlarımla beraber ilk hedefimiz diye konuştu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. Darıca Gençler Birliği karşısında rotasyona gitti ve son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ini tamamen değiştirdi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı. Bazı genç oyuncularımız ve uzun zamandır sıkıntılı olan oyuncularımızdan bir 11 yaptık. Formayı verdiğimiz oyuncu vermemeli, ancak hoş görmemiz gereken bir durumdayız. Kimi koronavirüs geçirdi, kimi sakatlıktan döndü. İstek ve arzudan memnunum. Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Her ne kadar iyi oyuna sonuç kadar önem versek de Türkiye Kupası'nda bazen sonuç odaklı olmak lazım. Bunun herkes için iyi bir şans olduğunu bilmek lazım dedi ve şu parantezi açtı hoca. Kadromdaki herkes oynadı dedi bu sezon. Yani oynamayan oyuncu kalmadı dedi. Emin Bayram dahil olmak üzere. Hatta bir genç oyuncusunu da son dakikalarda oyuna sürecekti. Karşılaşmanın hakemi oyunu sonlandırdı. Orada oyun durmadı. Sonra da gitti, hoca teselli etti futbolcusunu. Bir de tabii gazetelere yansımamış ama
bir serbest vuruşta Emre Akbaba ile Belhanda arasında bir gerginlik diyeyim ben ona ki yansıdı zaten yüz ifadelerine. Emre Akbaba tam serbest vuruşu kullanmak istiyor. Bana kalırsa sol ayaklı bir oyuncunun kullanması gereken bir nokta. Sonrasında da Emre topu koymaya çalışırken Belhanda o topa sahip olmaya çalışıp arada bir diyalog geçiyor. Etebedo görüntüde gördüğünüz gibi iki takım arkadaşının arasını bulmaya çalışıyor. Maç sonunda hocaya sorulmadı ve maçı izlerken yönetmen de serbest vuruşun ardından Fatih Hoca'nın yedek kulübesindeki tepkisini verdi. Böyle bir parmak sallama işareti var. Çok istemiştim aslında. Keşke hocaya sorulsaydı bu durum. Hocanın bir açıklaması olmadı bununla ilgili. Daha öncesinde buna benzer bir penaltı durumu yaşanmıştı. Şöyle bir tepki var Galatasaraylılar tarafından. Ya takım kaptanı Belhanda. Ve Emre Akbaba'nın da bir yeniden dirilme ihtiyacı var. Ve Belhanda penaltıyı kullanmış. O kendisi morali kazanmış. Orada o iyi durumu paylaşmak gerekir belki de. Galatasaray taraftarlarının genel yorumu kaptanlık pazu bandı taşıyan bir oyuncuya yakışmadı şeklinde. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Pardon. 2000'li yılların başında güzel bir organizasyon vardı. Sevgili Erdoğan Arıpınar'ın organizasyonu. Böyle 30-40 gazeteci, spor yazarı, spor müdürleri bir araya toplanırdı. Sirkeci taraflarında bir otelde mesela. Ayın oyuncusunu, ayın golünü, ayın hakemini, ayın teknik direktörünü belirlerdik. Ve bir takım konuşmalar olurdu. Mesela oraya da bir önceki ayın teknik direktörü falan gelirdi. Aramızda sohbet ederdik. Çok güzel. Erdoğan Arıpınar her zaman aynı şeyi söylerdi ama böyle sona doğru. Aman arkadaşlar biliyorsunuz ambargolu. Bu gece kullanmak yok, yarın kullanacağız. Ertesi gün hiç gazetede böyle bir şey olmuş. Hiç basında hiçbir şey yok. Herkes saygı gösteriyor, bir gün sonra kullanır. Bu haber de öyle galiba. Yani ambargolu herhalde bu frikik tartışması. Galatasaray camiası bunu bugün okuyamadı, yarın ne olduğunu belki okuyacaktır. Olabilir. Futbolda zaman zaman üst düzey kulüplerde de olur. Şimdi iki futbolcu da baskı altında olduğunu anlamak lazım. Karşısındaki rakibi kolay görüyorlar. Penaltı ya da frikiklerde, bu tür şeylerde iki oyuncuya da bakmak lazım. Belhanda 3,5-4 milyon euro yıllık kazancı nedeniyle sürekli gönderilmek istendi. Sayın Başkan bile hakkında isim vermeden niye onlar oynatılıyor? Feghouli ikisi ve Falcao üçü üzerinden Babel'i de katabiliriz konuşmuştu. Fatih Hoca da demişti ki ben bu oyuncularımı sportif açıdan yaklaşıyorum dedi. Belhanda'yı korudu. Belhanda'nın 4 golü bir asisti var. Biri Avrupa Ligi'nde yaptı. Dün penaltıdan attı ama ligde de Başakşehir maçı dahil değerli goller attı. Bu maçta da gol atmak istiyor çünkü sözleşmesi bitiyor. Yani Galatasaray'da kalmak istiyor, parasını korumak istiyor. Emre Akbaba'nın da sözleşmesi bitiyor Altan abi. İşte oraya o da Galatasaray'da kalmak oraya istiyor. Da aynen. Şimdi aynı sorun o zaten. Yani Emre de Türk futbolunda böyle yeni yeni ortaya çıkan Alanyaspor'da Efecan'la birlikte TFF 2. lig, 1. ligde oynarken Süper Lig'e gelmiş. Milli takıma seçilmiş. Fenerbahçe gidecek mi derken ben Galatasaray'a gitmek istiyorum demiş. Kişisel olarak. Kulüpler anlaşmış Fenerbahçe için. Başkanla. Doğru. Ama demiş ki Emre ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Fenerbahçe kulübü başkanı da çıkıp demiş ki biz Emre'nin kararına saygı gösteriyoruz demiş. Galatasaray'a gitmiş ve başarılı başlamış. O anda milli takıma çıkmış, sonradan girdi İsveç maçını deplasmanda 2 gol atarak kazandırmış. Herkes bir Emre konuşuyor. Sonra bu çocuk ne oldu? Performansı mı düştü? Yanlış hayat mı yaşadı? Hiçbiri olmadı. Galatasaray için oynarken biri Türk Telekom'da, biri Rize'de çok ağır iki sakatlık yaşadı. Allah hiç kimseye vermesin. Ve iki dizi de yarıldı. Operasyonlar geçirdi, çok uzun süre uzak kaldı. Dediğin gibi onun da sözleşme yılı. O da bir şeyler yapmak istiyor. Ya bir de sosyal medyada bir görüyorum. Yani bu Emre Akbaba'nın Galatasaray değeri yok. İşte bunun yerine bilmem ne Oğulcan oynasın falan. Şimdi öyle tehditleri o da okuyor. İyi de gelirken havalimanında karşılayan da onu yazan kişilerdi zaten. Cimri Omam'ın çocuğu Emre Akbaba diye bir tezahürat ortaya çıktı yani. Ya şimdi aslında Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'dan da diye çıkayım dördünü birden. Şöyle bir özellik var. Çocuğumuzu kırıyoruz, karımızı kırıyoruz, babamızı, annemizi kırıyoruz.
takımlarımızla ilgili konu ya kimseyi yaklaştırmıyoruz. Yani biz birçok konuda tevazu gösterebiliyoruz. Takım olunca mesela Emre Akbaba demiş, Belan demiş, hiç Galatasaray'ın umurunda değil. Omuzlara da alır. Yerin dibine de batırır. Der ki önemli olan ya da onların deyişiyle asıl olan Galatasaray der mesela. İşte böyle bir durumda açmaza giriyor futbolcuda. Mesela aynı şekilde Sinan Gümüş'ü hatırla. Bir şeyde otobüste bir evet. şey yazmıştı. Cagney'in paylaşımları var bu tip şeylerde. Futbolcu strese girdiği an kontrolü de kaybediyor. Burada bence Fatih Hoca'nın gidip tek birebir Etobo'yla görüşmesi lazım. Sana teşekkür ederim demesi lazım. Olayın bu da kazanç yönü. Etobo'nun fiziksel olarak hareketi de müthiş. Yani gelin arkadaşlar ne yapıyorsunuz, fotoğraf ver, bu şekilde verelim. Gerginliğe gerek yok der gibi. Bence ufak her takımda olabilecek minik bir sürtüşme. Sonuçta gol olsaydı çok ilginç olurdu. Ama o gol olmadığı için Emre'nin de bir böyle hani böyle bir hareketi var tam anlamıyla. Hocanın da bir parmak sallaması var. Peki şimdi iki ihtimal var. Bir, bu zaten önceden kararlaştırıldıysa yani noktası neresi olursa olsun, açısı neresi olursa olsun serbest vuruşu Belan da kullanacak dendiyse ve Emre Akbaba bu vuruşu kullanmak istediyse hoca ne söyler Emre Akbaba'ya? Şayet ya o açıdan olursa sol ayaklı biri kullansın, bu açıdan olursa Belan da kullansın dediyse Fatih Hoca ve buna rağmen Belan da serbest vuruşu kullandıysa hoca ne der? Yani oyuncuya bir uyarı gelir mi burada? Ya hem takım görüntüsü hem şu andaki form durumu itibariyle Belan da hem oyun içerisinde hem duran toplarda Emre'nin önünde normalde. Yani normalde baktığın zaman Belanda'nın frikik kullanması normaldir. Fakat penaltıdan bir gol atmışsın. Moral de bulmuşsun. Takım da kaptanısın. O anda Emre istediği zaman bence Belanda bırakabilir. Bir de takım dengeleri olarak. Mesela ben Galatasaray için çok hakim değilim. Çok hakim olan bir arkadaşım var ama medyada. Zaman zaman haberlerini de veriyoruz. Ali Naci. Hı hı. Ali Naci Küçük. Onun attığı bir tweet'i gördüm. Ya o da aynı benim gibi düşünüyor. Diyor ki yani Belanda burada bırakman lazım Emre Akbaba. Yani gerek yok. Top Emre'nin elindeyken o hamleyi yapması zaten biraz itici. Yoksa hani top ortada söz olarak konuşuyorsun. Top yerde ama. Onda bir sıkıntı yok. Ya da Emre topu koydu. Koyduktan sonra yine arkadaşıyla konuşmanda bir sıkıntı yok. Ama tam çocuk topu yere koyacakken ona böyle alıp hani orada bir o vücut dili çok itici geldi insanlara gelen anlamda. Ya yani bunu kabul eden birini görmedim ben dün sosyal medyada yorumlara baktığımda. O açıdan bence uyarıyı da hak eden bir durum bu. Yani mutlaka iletişimin gerektiği konulardan bir tanesi bu. Kesinlikle. Süper Lig'de hangi maç oldu aklıma gelmedi. Özür dilerim, bir 6-7 yıl önce. Aynı şey bir takımda yaşandı. Rize mi Kayseri mi tam hatırlayamadım. Bir yabancı bir yerli futbolcu frikik şeyine girdi. Öbürü attı gol oldu. Diğeri sevinmedi. Kafa böyle gitti. Yani takımı gol atıyor, sevinmedi. Şimdi Belhanda Montpellier'de 2012-13'lerde şampiyon olurken Giroud 25 golle takımın en golcüsüyken 13 gol atmış. Lig 1 şampiyonusun. Şampiyon adına 13 gol atan bir orta saha. Zaten bir anda yılın karmasına seçildi. Çok yüksek yerlere çıktı. Fas milli takımıyla da iyi işler yapıyor. Ondan sonra Dinamo Kiev, Galatasaray, bir ara Nice'de galiba kiralık oynadı. Baktım, oynadığı oyuncular arasında enteresan Türkiye liglerinde oynadığı oyuncular da var. Mesela Kravets'te ve Vida'yla birlikte oynamış. Yani şimdi Belhanda'nın geri gidişi milli takımdan da çıktı. İki yıldır milli takımda oynamıyor, yer almıyor. Aynı Dirar'daki düşüşü yaşadı onlar. Yani bu tip oyuncular bazen babalarını tanımıyorlar şey için. Yani arkadaşmış, şuymuş, buymuş, takım kaptanı daha yumuşak olması lazım ama Belhanda sert karakterli bir çocuk. Ama iyi oynadı öyle bir maçın ardından da. Şu an mesela bir yaklaşık 7-8 dakikadır bu konuyu konuşuyoruz. Evet. Yani iyi oynadı. Az önce Arda'ya verdiği pası övdük. Evet, çok i̇yi döndü güzel. Sahaya. Penaltıyı gole çevirdi. Çok da güzel bir penaltı attı ama işte buraları da yönetmek gerekiyor. Çünkü takım kaptanısın sen. Yani o kaptanlık pazubandını taşıyor olmanın ağırlığı burada da Emre Akbaba'yı yüceltmeyi gerektiriyor. Nasıl ki sen eleştirildiğin noktada Arda Turan'ın bir paylaşımı vardı Belanda ile beraber. My 10 number diye. Benim 10 numaram diye bir açıklama yaptı. Tam 10 numaralığı tartışılırken.
Arda nasıl ki bir takım kaptanı olarak Belanda'ya sahip çıkıyorsa orada da Belanda'nın bence bunu yapması lazım. Hani bazen böyle şeytan şey yapar ya, dürter ya, öyle bir şey yapayım, ortaya bir minik şey atayım. Arda'nın başka paylaşım aldı. Rakitic'le ilgili. Tam da Belanda pozisyonunda oynuyor. Yani, kardeş ne yapıyorsun demiştir, yerimizi mi şey yapacaksın falan. Arda diyecek ki Arda. Sen yokken Rakitic vardı. Öyle durum var yani. Levent Üzemi'nin yazısına bakalım. Dün maçı da yorumladı Levent abi. Ne demiş karşılaşmayla ilgili? Rehavetle gelen sonuç diyor. Bu oynanan temposuz oyundan mutsuz olacak ki Fatih Terim kulübede yerinde duramadı. Sağa sola yürüyerek adeta oynanan futbola tepki koydu. Sekidika ilk 45'te kopuk kopuk oynadı. Bir kez çabukluğunu kullanıp rakibinin önüne doğru hızlı atak yaptı. Darbeye maruz kalıp penaltı yaptırdı. Ali Yavuz Kol sahanın en çalışkanıydı. Genç yıldız adayı gol atmak için çok çalıştı ama bazen vuruşlarda aceleci davrandı. Ali Yavuz'un bu hırsı Galatasaray'ın geniş kadrosunda kalacağını gösteriyor. Ancak bazı isimlerin ilk 11'i zorlamalarının çok zor olduğunu da bir kez daha görmüş olduk diyor Levent abi. Ali Yavuz'a da bir parantez açalım. Evet, çok çalışkan, istedi. Bir de hani topu böyle dönerken kontrol etme özelliğini gördüm ben Ali Yavuz'da. Sırtı hafif böyle kaleye dönük gibi. Nihat Kahveci çok söyler. Topu nasıl aldınız? Hangi açıdan alarak döndüğünüz çok önemlidir der. Yani altyapıda bunu gösterirler. Bize gösterilmemişti. Ben İspanya'da öğrendim dedi bu durumu. Ali Yavuz'da da o var. Yani öyle bir açıyla dönüyor ki top ayağından açılmasına rağmen hemen geniş bir adımla o topa yetişip vuruş açısı yakalayabiliyor. Farklı özellikleri olan güçlü bir oyuncu bence. Kabul ediyorum. Yani değişik özellikleri, değişik özellikleri var ki Galatasaray A takımında Fatih Hoca tarafından 11 başlatıldı. Yalnız benim nacizane bir eleştirim var. Ali Yavuz için. Santrafor topla çok oynamaz. Sağda da çok görünmez. Çok da çalışmaz. Bu benim futbol anlayışımdır. Santrafor Batuhan Kör gibi doğru zamanda doğru yerde olur, golleri atar. Tanju Çolak öyleydi. Tak 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 atardı. Metin Oktay öyle. Ben Metin Oktay'ın yaşam öyküsüne baktığımda gitmiş boğuşmuş, 7 kişi geçmiş, öyle bir şey yok. Hep doğru zamanda doğru yerde. Sörlot hiç boğuşuyor muydu geçen sezon? Yani büyük futbolcular. Ya da Mario Gomez. Mesela Manchester City'de şimdi başarısız gidiyor falan. Niye? Agüero kulübede. Adam koşmuyormuş. Hep gol atıyor kardeşim, oynat. Yani şimdi bazı oyuncular vardır. Mesela Ali Yavuz. Enes'e benzeyen özellikleri var. Vedat da bence çok iyi bir golcü değildi. Vedat Muriç. Çok koşmayacaksın, çok çalışmayacaksın. Ya yani rahat olacak golcü, santrafor. Takım zaten çalışıyor. Sen ama buluştun atacaksın. Sonuç o. En tembeli sen o. Ya Jardel geldi bu ülkeye, Galatasaray'a Real Madrid karşısında 2 gol attı, Süper Kupayı kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı Galatasaray Jardel'le. Neydi? Hayatımda yemin ediyorum en tembel forvet oydu gördüğüm yani. Koşmadığı gibi. Ya görüntüsü diyorsun. Ya, vurdum yani, duymaz gibi. Yani böyle sporu yeni bırakmış bazı oyuncular olur ya, ona benziyor ama gelen atıyordu. Havadan geliyordu, röveşata soldan geliyordu, sol ayak voley her şekilde atıyordu, kafa. Şimdi birazdan Bursa maçına da geliriz. Batuhan'ın attığı son gol, 120 art 3'te gelen gol. Ya bir futbolcu o yorgunluk, o psikolojik şey falan. Hadi gençsin, ben o vuruş tekniği. Yani tek vuruş, yakın mesafe değil. Kayarak, hava şartları. Bakıyorum Bursa altyapısına, dün onun gibi oynayan 3-4 futbolcu daha, tabanca gibiler. Ali Akman. Yani şimdi evet, Ali bir şeyler var. Fenerbahçe'den de bazı oyunculara bakıyorum. Bazı genç şeylerde. Ondan sonra ama Rıdvan'ı yazdım bir tarafa, Beşiktaşlı. Batuhan'ı yazdım. Bir kere genç oyuncu artık pandemi döneminde tabanca gibi olacak. Vurdu mu yıkacak. Ben Ali Yavuz'u topu çok iyi biliyor. Alıyor ama çok oynamak istiyor topla. Gerek benim yok. De mesela tavsiyem Immobile'yi izlemesi. Biraz böyle vücut tipi olarak da benzettim. Mesela Immobile de öyle çok çalışmaz, pres yapmaz ama geleni atar. Ceza sahası dışından atıyor, akrobatik atıyor, kafayla atıyor. Gelişine vuruyor, atıyor. Golün her türlüsünü atıyor yani. Ronaldo'yu geçti. Son 3-4 sezondur da hani 30 golün üzerinde sayıları var, muazzam. O yüzden hani Immobile güzel bir örnek olabilir Ali Yavuz için. Belanda indirimi hazır haberi var Fanatik Gazetesi. Faslı Yıldız sarı kırmızılarla sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatabilmek için
menajerini devreye soktu. Yıllık 3 milyon 350 bin euro olan ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu belirten 30 yaşındaki orta sahayla ilgili son kararı yönetim ara transfer döneminde verecek deniyor. Kalmalı mı? Yani yıllık ücreti revize edilerek Belanda ile yeni sözleşme imzalanabilir mi? Yoksa Galatasaray yeni hikayeler mi yazmalı? Belanda iyi futbolcu. Yaşta 30. Belanda iyi futbolcu. Kabul. Ama çok özür diliyorum, soruyorum şimdi. 2 milyon euroya Belanda'yı kim alır? Bonservis'e gidiyor mu? Hayır hayır. Yıllık mı? Yıllık. Yani bu... Ukrayna, Rusya. Söyleyeyim. Şeyde oynamıyor. Avrupa'da yok bu sene. Fas milli takımında yok. 30 yaşında. Fransa verebilir Altan abi. Olabilir. Yani hadi onlar euro kazanıyor, ya euro harcıyor falan. Bakar Fransızlar. Yani Fransa'da da ne yaptığıya bakar yani. Hem Montpellier hem de Nice'deki döneminden dolayı. Fransa'da da bilmiyorum, şaşırırım. Örnek veriyorum. Lyon ya da Lille gibi bir takıma giderse şaşırırım ama hani yeniden bir Nice, belki bir Rennes, Nantes, hani böyle bir takım yapabilir yani. Evet ama şuna bakmak lazım artık. Futbol evrildi. Yani Dortmund'un Stuttgart'tan 5 gol yedikten bir hafta sonra teknik direktörü değiştirip sahaya 17 yaşı civarında bir forveti falan sürmesi, galip gelmesi, dünya futbolunun artık böyle Haaland'lar, Camdevilla mıydı Fransa milli takımı? Camavinga. Camavinga. Yani bu tip çok çok genç oyuncular artık daha değerli hale geldi. Bazı oyuncular da evet alt tarafa gidebilir ancak gösteriş seven başkanlar. Rahat, mesela tam Nice, Marsilya, o tip yani böyle Nantes'in parayı rahat... Nantes'in başkanı deli biraz, o olabilir belki. Öyle mi? Onu son halini takip etmedim de. O Güney Fransa'daki şeyler çok para harcıyorlar, başkanlar. Ya sonuç ne olursa olsun inanılmaz para harcayabiliyorlar. Monaco'nun James Rodriguez'de Coutinho muydu? İki evet. Futbolcu verdi, bir çılgın para var. 80 milyon euro vermişti. Sonu açıklamak için de böyle bir öbürünü 1 milyon euro gösterdiler. 65 artı 25 vermişti. Evet, 65 acayip... Hames'e ama ikisinden de kar etti. Evet, etmiş olabilir. Daha çok veren biri çıktı ya. Ya bu arada o Monaco hani konu açıldı. Çok enteresan. Ribola ile o dönemki patronu hani o da Rus milyarder olarak geçiyor. Parayı harcadı ama harcadığı paranın 3-4 katını kazandı sonrasında kulüp. İnanılmaz bir kar etti. İşte gidip Anthony Martial'ı bulması, Bernardo Silva'yı bulması, orta alanda Kondogbia'lar vesaire bu tip oyuncuları aldı. İşte ön tarafa baktığımızda Germain, yine vardı birkaç oyuncu şu an aklıma gelmiyor. Önemli oyunculardan çok para kazandı. James Rodriguez, Moutinho da bu transfer silsilesinin içindeydi. Bir tek Falcao'dan zarar etmiştir onlar. Yani verdikleri bonservisi çıkaramadılar. Ya evet Erkut, hafif daldan dala atlamak gibi olacak ama bak artık... Sağlık açısından ilginç bir dünyada yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 milyon insan Covid olmuş. Pozitif, bulaşmış. Yani bu ne demek? Nüfusun 1/4 Covid. Yani dünya bu belayla tanıştıktan sonra her şey değişti. Hastaneler, İtalya sağlık sistemi çöktü, İspanya çöktü. Kalkıyorsun sen, Maguire'a 83 milyon pound veriyorsun. İşte Havertz'e 60 milyon pound veriyorsun. Pogba'ya 110 milyon veriyorsun. Tam Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe'yi anlarım da. Ya bu parayı kim nereden alıp kime veriyor? Dünya bu haldeyken. Ya bir futbolcu 83 milyon pound eder mi? Ya Belhanda'nın 2 milyonunu o yüzden bakıyorum mesela. Falcao'nun 5 artı 2'sine 7'sine. Çıldırmış olmalı insanlar ya bu paralarla. Yani bu paraların gitmediği, verilmediği alanlardaki sefalet falan filan görünmüyordu zaten. Yokluk, dünyadaki insanlar arası dengesizlik. Bari sağlık sistemini görün. Hiçbir yerde doğru dürüst sağlık sistemi yok ki. Biraz Almanya, İsviçre falan iyidir yani. Ülkemiz son yıllarda atak yaptı. Ya onun dışında bu kadar kötü giderken ya ayıp günahattır. Bir önce 80 milyon pound, sonra da rekorlar. Ya adam zaten yolda yürüyemiyor ya. Maguire için o para gerçekten fazla. Ya Maguire mi Çağlar mı desen? Leicester oynuyordur herhalde. Manchester'a Maguire'ı verip Çağlar'ı ilk 11'e koydular. Onu da Liverpool'a verip işte altın orada stoper var mı diye arıyorlardır şimdi. Mutlaka. Fenerbahçe ile devam edelim. Fanatik gazetesi en kötü dönem geride kaldığı başlığı var değerli izleyenler. Sarı lacivertli takımın gündemiyle
alakalı hemen göz atalım haberin detaylarına ki Fenerbahçe son olarak Yeni Malatyaspor'a kaybetti ve yeniden çıkış arıyorsa lacivertler. Fenerbahçe Lig'in lig tarihinde ilk kez 3 iç saha maçını peş peşe kaybetmesi Erol Bulut'u hedef adam haline getirdi. Ancak Bulut'un kariyerine bakıldığında bu sonuçlar aslında çok da sürpriz değil. Genç hoca için 1 Kasım 15 Aralık arasındaki dönem tam anlamıyla kabus oluyor. Yeni Malatya'dayken bu periyotta 3 puan yüzü göremeyen Bulut, Alanyaspor'da bir kez kazanabildi. Sıkıntılı periyot dün sona erdi. İlginç bir istatistik değil mi? Evet, yani güzel. Bu tür haberlerin olması bence güzel. Rakamsal, geçmiş, teknik direktörün bir sene önceki, 2 sene önceki performansı, aynı dönemlere neler yapmış falan, bence çok güzel çalışmalı. Yalnız şu, en kötü dönem geride kaldı diyor mesela. Bunu buraya koyalım. Galatasaray'ın başarısının şu andaki sırrı kim ligdeki? İyi gidiyor Galatasaray. Bence bir numarada Fatih Hoca var. Galatasaray'ın kaç puanı var? 23. Fenerbahçe? 23. Fenerbahçe en kötü dönemini yaşıyor. Fenerbahçe, yani Galatasaray bir maçı eksik Fenerbahçe. Tamam da maç eksik. İşte Fenerbahçe maç oynamayacağı zaman Galatasaray'da kaybedebilir. Karagümrük'e kaybettiği zaman Galatasaray'da bu kötü gidişin sebebi ne? Lafları açılacak. Yani aynı puan çünkü. Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti. Hop, kara bulutlar o tarafı, Florya üzerine toplaşacak. Beşiktaş'ı da kıyaslayabiliriz. Altın evet. Mesela şu anda Fenerbahçe'nin eleştirildiği kadar Beşiktaş eleştiriliyor mu? Ki Beşiktaş o kadar 4 değil. Puan gerisinde değil mi Fenerbahçe? 19 puanı var. Bir puan 23'e 19. 23'e evet. 19. Evet. Kazansaydı maç eksiğiyle farkı 1'e indirmiş olacaktı. Şu anda 23'e 19. Ben şunu anlatmak istiyorum. Yani Fenerbahçe'nin kötü gittiğini söyleyebilirsin. Berbat bir iç saha. Bunları söylüyor, kabul. Ama en kötü dönem Fenerbahçe, iyi giden bir Galatasaray, işte zorlanan bir Beşiktaş, süper uçan kaçan Alanyaspor falan. Ya hepsi yan yanlar zaten. İşte orada parametreleri şimdi ortaya koyuyorum. İşte Galatasaray'da 8 eksik. Beşiktaş işte transfer sıkıntısı, oyuncular bir dönem parasını alamadı, sonrasında Beşiktaş yönetimi o sorunu gidermeye çalıştı. Uzun süre Beşiktaş'ta koronavirüsle mücadele etti. Yani çok eksik kaldı. Sakatlıklar, ceza vesaire derken hani aslında Fenerbahçe'de de var. Ön taraf yok ki. Falan. Ön taraf yok yani. Tamamen İdeal yok. Ön taraf yok diyelim. Bu anlamda eleştiri dozunun daha fazla olduğunu mu düşünüyorsunuz Fenerbahçe'ye karşı? Yani şimdi dönemsel de bir durum vardır. Hani ortası yok Fenerbahçe'de. İşte. Ya çok övülüyor. Bu takım işte 103 golle şampiyon olur. Acaba geçer mi geçmez mi tartışması yapılıyor. Ya da işte panik havası deniyor mesela. Aynen, katılıyorum. Için. Katılıyorum. Yani Real Madrid de böyledir. Ortası yoktur. Ya bunun da önüne geçemezsin aslında. Benim konuşmam ya da medyanın yazmış yazmamış falan filan. Bu böyledir. Duygular uçlarda yaşanıyor. Artı veya eksi. Bu tip camiaların nüvesinde olan bir şey var. Sana anlatmıştım. 103 gollü şampiyonun ikinci yarısı Kadıköy'de. Fenerbahçe herkese 4-5 tane atıyor. 7 atıyor. Eskişehir Spor'a 1-0 yenik duruma düşüyor. Deplasmanda maçı 7-2 kazanıyor. Malatya Spor geliyor. Brezilya milli takım kalecisi var kalesinde. Carlos. 1-0'da öne geçiyor. Sergio var. 82 Dünya Kupası Brezilya'nın santraforu. 1-0 Malatya önde Kadıköy'de. Maç 6-1 bitiyor. Halk böyle alışmış. Kahramanmaraş maçı oynanıyor Erkut. İlk yarı bitiyor 4-0. Fenerbahçe. Taraftarlar havada. İkinci yarı Fenerbahçe gol atamıyor. Bir de gol yiyor 4-1. Bütün stat Fenerbahçe'yi ıslıkladı. Ya 4-1 öndesin. Gümbür gümbür gidiyorsun. Ona bakmıyor işte taraftar Fenerbahçe'nin. Çok denge yok. İngilizleri görüyorum. Mesela maç başlıyor falan filan. 50-60 olmuş, 0-0 gidiyor. Ya bütün stat takım taç kazanınca uğulduyor. Ceza sahası dışından gol atmış gibi. Taç kazanıyorsun ya. Yani seyircideki motivasyonu görüyor musun? Takımım taç. Korner zaten İngiltere'de büyük olay. Yani tamamen ablukaya altına alıyorsun. Tam seyircili stat'tan bahsediyorum. Bu kültür bizde yok. Ya sen gol atmışsın. Evet ama bu savunmaya ben de atarım diyor Duran adam. Duran toptan atıyorsun diyor. Yani alı sahada ben daha iyi oynarım diyor çoğu kişi ya. Bizde herkes futbolcu teknik direktör. Hep Duran toptan atıyor. Hep kanat ortasından atıyorsun. Bir hakem olamadık yani. Herkes futbolcu teknik direktör. Fanatik gazetesi Emre Belezoğlu'nun açıklamaları var. Göz atalım. Taraftar bize inansın başlığının altında.
hangi detaylar var? Dün Fenerbahçe televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belezoğlu yeni Malatya yenilgisi sonrası değerlendirme toplantıları yaptıklarını söyledi. Herkes çok üzgün ancak panik yapacak bir durum yok. Taraftar takımına, hocasına inansın ifadelerini kullandı. Kadıköy'de üst üste 3 maç kaybetmenin kendileri açısından alışılmış bir şey olmadığını ve bu nedenle herkesten özür dilediklerini söyledi. İşte Belezoğlu'nun açıklamaları. Kazandığımız dönemde de kayıpların yaşanacağını, kötü günlerin olacağını söylemiştim. Yenilgiden sonrası 3 gün neler yaptık? Öncelikle hocamıza ve takımımıza çok güvendiğimizi söyleyeyim. Futbolcu arkadaşlarımın duygularını az çok bildiğim için birebir ve toplu olarak görüşmeler yaptık. Eksisi artısı değerlendirildi. Çok fazla neler konuşulduğunu söyleyemem ancak herkes çok üzgün. Tüm futbolcular birbirlerine ve hocalarına karşı duygularını paylaştı. Eğer tribünde taraftarımız olsaydı 3 maçı da kazanırdık. Oyuncularımızın şu anda her zamankinden çok taraftarımızın desteğine, sevgisine ihtiyacı var. Bu taraftarın büyüklüğüne, takımına ve hocasına sahip çıkmak yakışır. Taraftar takımına ve hocasına inansın. Önümüzde 84 puanlık bir süreç var. İlk 4 sıradaki takımlar için söylüyorum. Bunun 50-60'ını alan şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum. Biz 84 puanın her zerresine talibiz. Sezon başında oluşturulan bu havayı, ki şampiyonluk havasından bahsediyor, biz oluşturmadık. Şimdi de başka bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Olmayan bir panik havası oluşturulmaya çalışılıyor. Biz bundan çok rahatsızız. Kulüpte kimsede bir panik yok. Bunu açıkça söyleyeyim diyor ve bu oyunları bozacağız diyor Emre Belezoğlu. Hocamızın arkasındayız başlığı var yine değerli izleyenler. O detaya da bakalım. Panik yapmıyoruz. Hocamızın arkasındayız. Hürriyet gazetesi. Hocamıza ve kadromuza gerçekten güveniyoruz açıklamasını yaptı Emre Belezoğlu. Önemli tabii ki özellikle de bu kriz anlarında kimin çıkıp konuşacağı, kimin taraftara mesaj vereceği merakla bekleniyordu. Başkan mı yapacak, Emre Belezoğlu mu yapar, takım kaptanı mı yapar, teknik direktör Erol Brut mu yapar derken Emre Belezoğlu burada sorumluluğu üstlendi ve bu mesajı verdi camiaya. Evet, Real Madrid'de, Barcelona'da, Bayern Münih'te, Juventus'ta, işte Nedved'in, Valdano'nun o tip insan, yani o tip önemli figürlerin, Paris Saint-Germain'de de öyle, eski futbolcuların, formayı giymiş futbolcuların, efsaneleşen futbolcuların, sportif direktör olduktan sonra konuşmasının artı veya eksi çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ve tek ses olmalı. Hep o konuşmalı. Artı eksi. Zaten ne konuşacağını bilen birisi Emre. Türk futbolu için çok önemli bir figür. Yaptığı görev de değerli. Erol Hoca'nın yıpranmasını da önler. Mesela Erol Hoca'nın hiç basın toplantıları falan şu anda gerek yok yapmasına. Bir de basın toplantısı demişken İngiltere Premier Lig'deki kültür TFF ve yayıncı kuruluş tarafından da Türkiye'ye getirilmesi taraftardı. Çok kısa da olsa maç önleri, mesela bir dakika bile olsa teknik direktörlerden görüş alınmalı. Bir sonraki gün için. Bunu Avrupa maçlarının hani basın toplantıları oluyor ya. Onu Premier, hele hele derbiler öncesi. Bence TFF iki teknik direktörü bir araya getirsin. Ya garip garip şeylerle geleceğimize maç öncesi verilecek o mesajlar, yan yana gelmek. Ya bunların çok değerli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Yani düşün, Sergen Yalçın'la Erol Bulut derbi öncesi yan yana gelip online da olabilir sorular. İsterlerse mesafeli birlik kaçını da alabilirler basın mensupların. Sorularını yanıtlarlar, konuşurlar. Böylece medyaya çok şey düşeceği için, sosyal medyaya bu konuşmalar çok yansıyacağı için olumsuz beklenti, gerginlik falan azalır. Bu değerleri biz de kullanalım. Bu da aynı zamanda bu tip olaylar marka değerini yükseltir. Süper Lig. Mesela Bielsa maçtan iki gün önce 11'ini açıkladı. Geçen hafta. Hatırlar mısınız? Mourinho'nun bir basın toplantısı var. Chelsea-Barcelona maçı galiba. Chelsea'nin başında. 11 soruyorlar. Önce Barcelona'nınkini sayıyor. Sonra kendi 11'ini sayıyor. Yani bu tip maç öncesi basın toplantıları da bazen ilgi çekici olur. Farklı mesajlar da çıkar aslında. Size katılıyorum. Evet, bunu ama takımlar da kendi ritüeli haline getirebilir. Altan abi. Aynen. Yani çağırırsın Samandıra'ya. Örnek veriyorum, maçın cumartesi, cuma günü ise çarşamba çağırırsın. Yani iki gün öncesinden çağırırsın. Bir gün öncesinden de değil. Ya da ne bileyim, iç sahadaysa bir gün öncesinden çağırırsın. Deplasmandaysa iki gün önceden.
Samandıra'da bu basın toplantısı yapılabilir. Ya olabilir de kulüpler iyi gidiş, kötü gidiş, şuydu buydu bunları rutine çevirmiyorlar. TFF dediğim gibi bunu stabil hale getirirse. Yani, bir zorunluluk olursa diyorsunuz. Ya kısa da olsa malzemedir, iyi bir şeydir. Nasıl maç sonu herkes konuşmak zorunda? Bakıyorum bilmem ne kulübüne ve teknik direktöre ceza verilmiş mesela geçen sene. Ceza ne biliyor musun? Maç sonu yayınına katılmamak. Cezası var. Çok para güzel. Cezası. Herkes katılacak. Katılmayacağım diyemez yani. Ama maç önü de yap. Yani maç önü dediğim maçtan önce yayının önce kuruluşa yarım saat önce konuşmayı söylemiyorum. Bir gün önce yapma. Bazı artılar getirir. Teknik direktörler zaten ser verir sır vermez konuşmalarında. Ama güzel şeyler çıkar. Yansımalar çıkar. Yani şimdi bizim diyelim ki maç konuşacağız. Elimizde konuşacak Anadolu Efes 35 yemiş, Fener 20 yemiş. İşte Belhanda Emre aralarında çekişme yapmış, şuymuş, buymuş. Bunları konuşuyoruz. Halbuki bir tane maç önü konuşması olsa, Karaca Bey teknik direktörü çıksa da dese mesela, ben bu formayı giydim Fenerbahçe formasını giydim işte gol de attım. Şimdi ne güzel bir şey Karaca Bey ile Fenerbahçe karşısına çıkacağım falan. Bunları daha çok konuşuruz. Kesinlikle. Ziraat Türkiye Kupası fikstürü geldi Fenerbahçe'nin. Fotomaç gazetesi sahne Fener'in başlığı var. Sahasını oynadı son 3 maçı kaybeden Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda moral arayacak. Türkiye'nin kupasında 5. tur maçına çıkacak lacivertler ikincilik ekiplerinden Karacabey Belediye'yi ağırlayacak değerli izleyenler. Mücadele saat 21'de başlayacak. Tek maçta eleme usulüne göre oynanacak. Maçı kazanan taraf adını son 16 turuna yazdıracak. Gözler Ömer Faruk'ta deniyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk Beyaz bugün 11'de olacak. 4. turdaki Sivas Belediye maçını da 11'de başlayan 17'lik oyuncu hücuma dönük orta saha olarak görev yapacak deniyor. Ve muhtemel kadro paylaşılmış. Harun, Sangare, Sadık, Serdar, Novak savunma dörtlüsü. Ozan, Mert orta ikili de Sinan, Tiam kanatlarda Ömer Faruk. Forvet arkası Sisse ileri uçta görev alacak şeklinde bir muhtemel 11 paylaşılmış. Fenerbahçe'nin 11'ini değerlendiririz. Karacabey maçını değerlendiririz ama şimdi kısa bir ara rica ediyoruz. Sonrasında birlikteyiz. Spor gazetesi devam ediyor. Bugün Fenerbahçe kupada Karacabey ile karşı karşıya gelecek. O maçı konuşalım. Az önce muhtemel 11'leri paylaşmıştık Altan abi. Özellikle Ömer Faruk'un performansı merakla bekleniyor. Harun yeniden kaleye dönüyor. Bir sakatlığı vardı, atlattı. Çok şükür ki uzun da sürebilecek bir süreçti aslında. Kısa sürede atlatmış oldu. Fenerbahçe açısından da yedeklerin performansı, ki yedek ağırlıklı bir kadroyla oynaması bekleniyor Fenerbahçe'nin merak konusu. Evet, Sivas Belediye maçının kadrosuna benzer bir kadro olacak. Orada Altay oynamıştı. Burada Harun oynayacak. Karagümrük'le oynanan hazırlık karşılaşmasında elmacık kemiği Cimi Durmaz'la çarpışarak kırılmıştı. Çabuk toparlayacağını düşünüyordum zaten. Çok iyi bir aile babası, çok iyi bir ailesi var. Kendini psikolojik olarak da hazırlamıştır. Bundan sonra da iyi oynayacağı düşüncesindeyim. Harun döndü. Dün Galatasaray'ın Darıca ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde Muslera'yı da gördüm. Maskesiyle maçı seyrediyordu. O da sanırım Ocak'tan sonra kalesine dönecek. Önemli bir figür Galatasaray için. Yani Galatasaray'la puan farkını açtın. Muslera döndükten sonra işler değişir. Ligdeki tüm takımların da bu dengeleri gözetmesi lazım. Tabii mesela Volkan çok büyük kaleciydi. Volkan Demirel. Ama Erzurum'daki Süper Kupa finalinden sonra, sakatlandıktan sonra dönüşü biraz sıkıntılı olmuştu. Muslera da 2-3 ay bu sıkıntıları yaşayabilir. Ama gene de benim gördüğüm şu anda Süper Lig'in tartışmasız en iyi kalecisi. Hatta son bir numarası. 5-6 sezonun en iyi kalecisi diyebiliriz belki. Volkan Demirel bıraktıktan sonra. Ya ben Volkan'ı da çok beğenen biriyim. O yüzden önemli bir figür. Bugünkü karşılaşma öncesi, Karaca Bey maçı öncesi şunun altını çizeyim. Şimdi Süper Lig'den bir takım çeksen altlarda, hem düşmeme mücadelesi hem zaten teknik direktör değiştirmiştir çok büyük ihtimal. Moral, motivasyon zayıftır. Çok daha iyi. Ama bu alt lig takımları hele hele yukarıdaysa, mesela dördüncüler son 4 maçlarını kazanmışlar Karaca Bey. Yani takım organizasyon olarak iyi gidiyorlar. Havaları iyi. Hiç yabancı futbolcular yok. Olduğu gibi Türk. Mücadeleci. Hayatlarında belki bir defa geliyorlar, bir daha gelmeyecekler. Kadıköy'de maç yapmaya.
Yani şimdi böyle takımları aşmak zordur ilk gol. Mesela baktım Sivas Belediye ile oynadı Fenerbahçe. O da TFF2'de oynuyor. Aynı derece Karacabey ile aynı gruptalar. Karacabey Sivas Belediye'yi 4-0 yemiş. Fener'in 4 attı, takıma 4 atmış bu akşamki rakip. Fenerbahçeliler dikkat etsin. Bir de 2014-15 sezonu Fenerbahçe Ersun Yanal'la böyle iyi gidiyor falan ligde işte şeyler oluyor. Fethiye Belediye ile Türkiye Kupası'nda tek maç Kadıköy'de oynuyorlar. Az da seyirci var, tek maç. Fethiye Belediye 2-1 yendi. Fener'i eledi kupada. Doğru. Başında da Engin İpekoğlu vardı. Fenerbahçe'nin eski bir oyuncusu. Bugün de Fenerbahçe'nin eski bir oyuncusu. Çok ünlü değildir ama Fenerbahçe'de oynamışlar. Santrafor'dur Erdoğan. İyi bir oyuncuydu. Fena bir oyuncu değildi. Ama mesela Abdullah Avcı da çok akıllarda kalmayan bir santrafordu. Aynı Erdoğan gibi. Abdullah Avcı Trabzon'da milli takıma yükseldi. Başakşehir. Erdoğan da alt liglerde şu anda teknik direktörlük yapıyor. Çalışkan figürlerden biri. Onlara da başarı diliyorum. Karacabey'de madem Darıca'dan bahsettik. At, yarış atlarıyla ünlü. Oradaki çiftlikler. Doğru. At çiftlikleri. Doğru. Balıkesir'e yakın ama Bursa'nın ilçesi. İşte peyniri çok ünlü. Çok güzel bir yer. Gidildiği zaman bence mutlaka görülmeli. Tarihi yerleri var. Keşke orada olsaydı maç. Ama dün konuşmuştuk ya. Yani evet, keşke Kupası'nın... orada olsaydı. Yani Kadıköy'de onlar gezecekler Fenerbahçe Müzesi'ni falan da gezsinler bence. Ben başkanlığının yerinde olsam bütün futbolcuları gezdiririm. Güzel şeyler çünkü. Her zaman gelemiyorsun. Bu tip bu açılardan da maça bakmak gerektiği düşüncesi. Kesinlikle. Burada sadece şöyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Dün de söylemiştim. Çok fazla Ziraat Türkiye Kupası maçı anlatma şansı bulmuştum önceki dönemlerde. Bu tip takımlar genellikle hani bireysel anlamda ön plana çıkabiliyor. Yani oyuncu kendisini göstermek istediği için. Takım halinde değil de bireysel 3-4 futbolcunun performansı biraz skoru belirleyebiliyor. Tek handikap bu oluyor. İkinci ya da üçüncülük takımları için. Bu tür büyük takımlarla oynarken. Eğer ki orada takım bütünlüğünü sağlayabilirlerse bu tip takımlar işte iyi savunma yapıp iyi kontratak, iyi geçiş oyunu yapabilirlerse ancak sonuca ulaşabiliyorlar. Geçtiğimiz yıllarda da mesela Tuzla Spor'un kupadaki özellikle çıkışı onları daha popüler hale getirdi, daha tanınır hale getirdi ve birinci lige kadar da yükselmişti Tuzla Spor. Böyle de bir gelişim kaydetmişti. Yani kupanın bu tip takımlar için böyle bir faydası da var. Sabah gazetesi Fenerbahçe ile ilgili bir transfer haberi var değerli izleyenler. Kanat için aday Zinker Nagel haberi. Trabzonspor'un da istediği Norveç ekibi Bodø Glimt forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyu yakın takip alan Sarı Lacivertlerin listesinde bonservisi Monaco'da olan Onyekuru da var deniyor. Böyle bir hamle gelir mi Fenerbahçe? Bir, Kanada bir oyuncu arıyor mudur Fenerbahçe? İki, mesela Onyekuru ihtimali olabilir mi? Ki daha çok Galatasaray'la özdeşleşmiş hep Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu bilinen bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Onyekuru Jailson'la oynarsa başarılı olur Fenerbahçe. Yani Onyekuru koşuyordu, Jailson arkasından takip etti. Çok da geçen sene başka bir icraatını hatırlamıyorum Kadıköy'deki maç dışında Galatasaray'da. Bence Monaco'ya transfer olduktan sonra kafacı çok geri gitti. Peki o hani Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısındaki o iyi başlangıcında Onyekuru faktöründen çok bahsedilmişti ya. Bilmiyorum ona katılır mısınız? Yani hep böyle işte Onyekuru'suz Galatasaray şeklinde bir yorum yapılıyordu geçen sezon ilk yarısında. Pandemiye kadar da iyi bir seri yakalamıştı Galatasaray. Evet doğru. O hep Onyekuru'nun varlığına yoruldu da o yüzden soruyorum. Evet ama Onyekuru yanılmıyorsam 3-4 tane pandemi döneminde maç oynadıktan sonra gitti. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaş maçı dahil 0-0 biter. Ya benim çok tuttuğum bir oyuncu değil. Bazı oyuncular vardır bu tip. Yani mesela Ajax'da bu tip oyuncuların piri ortaya çıkmıştı. Overmars. Ya, inanılmaz bir kanat oyuncusuydu. Çok çok hızlıydı. Bizim bir Beşiktaş maçına gittim İnönü Stadı'nda Şampiyonlar Ligi'nde. Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden biri Recep Çetin var yani. Kemik gibi. Hücumda pek bir şey yapmazdı ama kimseyi geçirmezdi. Recep her pozisyonda Overmars'ın 10 metre gerisinde kaldı. Zaten Litmanen 3 gol atmıştı. 4-0 bitmişti maç. Hepsinin galiba gol pasını Overmars verdi. İnanılmaz oynamıştı. Onyekuru öyle bir oyuncu değil. Yani Onyekuru iyi oynamış Süper Lig'de. Galatasaray tarihinde sabun köpüğü gibi geçip gider. Rodriguez de öyle. Türk futbolu için çok çok önemli oyuncular değil. Yani Ferdi, Thiam, Valencia, Perotti,
olan ortamda Samatta'yı da kanat oynatabiliyorsun. Sinan Gümüş gibi bir oyuncum var. Kalkıp Onyekuru macerası. Ya bir de Fenerbahçe'nin artık böyle 1-2 yıl Galatasaray forması giymiş, Beşiktaş forması giymiş oyunculara bir fren yapması lazım. Yeterince var elinde. Yani o camialarda kafası karışmış, oynamış. Ya hiç gerek yok artık. Daha biraz aidiyet duygusu yüksek çocuk yetiştirelim. Ya ben Gökhan Gönül'ü, tamam Nazım Sangare önemli transfer ama Uğur Kağan'ı yetiştirsin Fenerbahçe. Barcelona bunu yapıyor, Real bunu yapıyor. Alttan illa kendi yetiştirmiyor. Atletik Bilbao'nun ikinci takımından alıyor mesela. Hiç Atletik Bilbao'da oynamamış. Kendi takımını alıyor, orada oynatıyor ikinci ligde falan filan. Real Madrid Castilla'da falan oynatıyor. Ondan sonra birden Real Madrid A takımına sokuyor çocuğu. Acayip oynuyor, her tarafta şey yapıyor. Fenerbahçe'nin de formatı bu olmalı. İlla Ömer Faruk çıkmayabilir. Al Batuhan'ı, oynat. Al Ali Akman'ı, oynat. Samsun Spor'dan bir genç. İşte Altınor'dan Ravi'li aldı Başakşehir. Onun gibi. Yani illaki de Onyekuru neymiş arkadaş? Rodriguez'de Onyekuru. Kim bunların menajeri? Yani mesela şöyle örnek vereyim. Medyalar arası çok iyi Erkut menajeri. Davila yani. Öyle mi? Davila Hamide işte. Türk değil yani. Davila'nın Türk ortağı olduğunu da biliyorum ama hani Davila hani daha çok Galatasaray'a transfer yapan bir menajer olduğu için aklımda kaldı. Mesela Barcelona, Daniel West'ten sonra bir türlü orayı doldurabilecek bir sağ bek bulamadı. Ama her dönemde de bunu deniyor. İşte gitti mesela Benfica'dan Nelson Semedo'yu aldı. Semedo'yu aldı. Roberto'yu çıkarttılar bir ara. Evet, şimdi mesela bu sezon Sergio Dest'i aldı. Amerikalı oyuncu. Çok Ajax sağ beki. Ama Ajax'da 11'de oynamıyordu oyuncu. Orada arkada kalıyordu. Ama şimdi Barcelona yani gidiyor Barcelona Ajax'ın yedek sağ bekini alıyor 11'de başlatıyor. Onda ısrar ediyor ki çünkü onda bir potansiyel görüyor. Yani ben bu oyuncuyu oynatırsam ilk 11'de sürekli artık bu oyuncu Daniel West seviyesine çıkabilir mi sorusunun cevabını arıyor. Ama bunu oynatarak yapıyor. Yedek kulübesinde tutarak değil. Aynen. Ya da bir Kral Kupası maçında oynatarak değil. Ya da Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilemiş de Barcelona. 6. maçta oynatmıyor. Direkt olarak geliyor onu sağ beke koyuyor mesela. Aynen öyle. Koman. Yani evet. Bayern Münih gitti. Juventus'ta çok da süre bulmayan bir adamı aldı. Moise Kean. Evet. Paris Saint-Germain'de. Yani Everton falan derken hop gösterdi performans çıkış genç oyuncular. Türk takımları da yapabilir. Artık yeter bazı oyuncular. Yani tamam iyi hoş Onyekuru. Rodriguez. Bu şeyi defteri. Lens, Mens, Boyd, Dirar. Bu defteri mümkün olduğunca Süper Lig'in dışında uzağında tutalım. Doğru. Bir de onların da peşinden gitmemek lazım. Peki Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta yine Dorukhan haberleri var değerli izleyenler. Geçen hafta da aslında bir nebze değinmiştik. Sözleşme uzatılacak mı, uzatılmayacak mı? Milliyet gazetesi kıran kırana pazarlık başlığını görüyoruz ki geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş yöneticisi Sayın Emre Koca da bir haftamız var ya kalacak ya gidecek şeklinde bir açıklama yapmıştı hatırlarsınız. Hemen hemen bir hafta olmuş durumda. Yıldız futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmak için yıllık 1,5 milyon euro istediği iddia edildi. Dorukhan'ın ikinci görüşmede bu rakamı bir miktar aşağı çekici, siyah beyaz yönetiminde geri çevrilen ilk teklifi artırmaya sıcak baktığı belirlenmiş durumda. İlk görüşmede anlaşamayan Beşiktaş yönetimiyle Dorukhan Toköz 2021'e girilmeden bir kez daha masaya oturacak deniyor. Bu arada Rıdvan'ın da sözleşmesi uzatıldı ve maaşına da zam yapıldı. Ne diyorsun Altın abi? Sen imzayı görmeden inanmam demiştin. İkinci haber çok güzel Beşiktaş için. Eğer kesinse kesin. Rıdvan'la yeni bir şey. Bence çok güzel. Çocuğun da morali yükselmiştir. Emre Belezoğlu Zeytinburnu altyapısından Adnan Sezgin onu Fenerbahçe çok uğraşırken Galatasaray'a almıştı. Genç milli takımda oynuyordu olsa. 14-16 yaş takımında oynuyordu. İnanılmaz oyuncuydu. Metro ile trenle Galatasaray idmanlarına gidip Zeytinburnu Florya'ya gidip geliyordu falan haber olmuştu. Halil Özel Milliyet'e manşet yapmıştı falan. Çok hoşuma gitmişti. Daha da hiç oynamadı Süper Lig'de. Yani bu çocuğu işte Türk futbolunun kavgası Fener Galatasaray 14 yaşındaki çocuk için kavga ettiler falan filan. Metro ile gidiyor falan filan. Öyle hikayeler vardı. Rıdvan'a da işte başarılı ondan sonra maaşına zam yapılması. Yani diyelim ki 50 bin euro alıyordu da 100 bin. Hayatı o kadar motivedir ki şimdi pozitiftir. Aldığı para ne yani? Çok küçük ama işte altyapıdan gelen
Ve başarılı olan futbolcular gelecekte bir şeylerin farkında olması lazım. Ben yaşamımda onu gördüm. Az para hayırlıdır. Yani Rıdvan'ın da, Dorukhan'ın da, mesela Dorukhan da ben olsam, büyük ihtimal Fenerbahçe'ye gidecek ama daha az paraya Beşiktaş'ta kalırım. Yani bazen parayı hiç düşünmeyeceksin. Mümkün olduğu kadar sıkıntısız, huzurlu, kafan rahatsa orada kalacak. Rahat değilse tamam. Yani kafasında rahatsızlık yaratan Beşiktaş'ta bir şey varsa gitsin. Parayı da alıyorsa gitsin. Ama 600 bin euro, 500 bin, bunları düşünme. Beşiktaş'ta kal, Necip'in yoluna git. Daha iyi olur gelecekte senin için. Dorukhan üzerinde mesela Fenerbahçe haberleri çok fazla olduğu için söylüyorum. Ben Dorukhan'ın arkadaşı, abisi ya da ne bileyim babası olsam, hani konuşuyoruz. Dorukhan geldi diyor ki mesela, abi işte Fenerbahçe, örnek veriyorum, rakam atıyorum. Ya 1,5 milyon euro veriyor, işte bizimkiler de 1,1 veriyor. Ne yapayım? Yani seneye acaba bizim takım nerede oynar, Fener nerede oynar, ben önümüzdeki 3 sezon nerede daha rahat şans bulabilirim diye sorsa, ben şunu çıkarırım. Derim ki yani şimdi bak, Sosa'yı aldı Fenerbahçe. Luis Gustavo var. Sosa 2 yıl Fenerbahçe'de. Gustavo'nun sözleşmesi devam ediyor. Ozan, Mert Hakan geldi oraya. Orada bir de Ömer Faruk var. Oynayabilir durumda. Bak Mesut Özil falan diyorlar. Şimdi burada bu havuza gireceksin ama hani oynama ihtimali %30. Burada da bak Atiba belki seneye bırakabilir ama Beşiktaş'ta kalırsan da forman garanti gibi bir yorumda bulunurum. Giderim yine menajeri olarak da. Derim ki ya siz alıyorsunuz ama orta sahanız böyle yani. Dorukhan nerede oynayacak? Örnek veriyorum. Seneye nerede? Takımda nasıl bir yeri var? Diye Ozan Leicester'a gidecek. Yani kulüp de şunu söyleyebilir. Ya biz Ozan'ı satacağız. Sezon sonu. Gustavo'yu da Fransız takımları istiyor. Dolayısıyla bu iki oyuncu gidecek. Biz o yüzden Dorukhan'ı almak istiyoruz gibi bir cevap alırsam ancak ben bu transfere izin veririm. Dorukhan'ı çok seven bir abisi, menajeri ya da babası olsam. Yani bu diyalogları kurarım açıkçası. Burada ne var onu merak ediyorum. Yani evet. Şu anki Fenerbahçe kadrosunda Dorukhan'ın forma şansı bulma olasılığı çok az. Rekabetin yüksek olacağı kesin öyle bir ortamda. Ama şartları görmek lazım. Önümüzdeki sezonu ben hiç hayal edemiyorum yani. Fenerbahçe istediği gibi gitmezse Gustavo'nun, Ozan'ın o takımda kalacağını düşünmüyorum. Transfer yapılır. Roma'ya Salih gitti, Napoli'ye Elif gitti, Lazio'ya Vedat gitti. Ozan'ı da bir Serie A takımına verilir. Ya olabilir bu arada. Ozan öyle bir potansiyeli var. Yani bir iki oyuncu verilebilir. Avrupa yüzden Futbol Şampiyonası sonrası çok büyük bir transfer yapabilir belki Ozan. Şimdi daha net konuşayım o zaman. Daha farklı bu işin gerçeğine ve bilgilerine yönelik konuşayım. Emre Dorukhan'ı almak istiyorsa o takımda oynar Fenerbahçe'de. Yararlı da oynar ve Fenerbahçe'de alır. Buradaki tek unsur, Dorukhan daha az paraya Beşiktaş'ta kalır mı? Bu. Yani 500 bin euro düşük paraya kalır mı Beşiktaş? Çünkü Beşiktaş'ta çok para veremez. Hem takım içi dengeler hem de yok para. O kadar para yok. O yüzden ben olaya bu şekilde bakıyorum. Fenerbahçe'sinden şöyle bir mantık var. Doğru mantık. Dorukhan gibi milli takım oyuncusu, Beşiktaş'ta üst seviye oynayan ve çok genç bir oyuncuyu bonservisiz bir daha bulamazsın. Yani büyük bir nasıl fırsat transferi. Şimdi böyle her zaman karşına çıkmaz. Ben Fatih Hoca'nın da devreye girmek isteyebileceğini düşünüyorum. Ama Emre'nin Dorukhan'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Galiba yani milli takımdan arkadaşları da var. O yüzden mesela Galatasaray'ın daha çok ihtiyacı var bence. Bak Beşiktaş'ın da ihtiyacı var bu arada. Yani ben hani Dorukhan futbol hikayesi, kulüp aidiyeti açısından Dorukhan'ın Beşiktaş'ta kalmasını isterim. Yani bu tür hikayeler önemlidir. Yani Dorukhan Beşiktaş'ın Henderson olsun mesela. Evet. Bundan 2 yıl sonra kaptanlık pazubandı Dorukhan'da olsun. Aynen. İsterim. Ya da milli takımla Beşiktaş'ta göstereceği performansı Beşiktaş'a para kazandırarak gitsin. Hem Beşiktaş bunu hak etti, Dorukhan'ın yıldızını parlatarak, hem de Dorukhan bunu hak etti. Orası bir kenarda ama ya ben artık Beşiktaş'ta kalmayacağım. Galatasaray'dan 1,4 teklif var, örnek veriyorum. Fener'den de 1,5 teklif var. Durumunda kalsa Dorukhan, sanki Galatasaray'da oynama ihtimali daha yüksek. Yani seri mi Dorukhan mı? Ben sabaha kadar Dorukhan derim. Evet, kesinlikle. Bir kere seriyi bonservisler alamıyoruz. Tabii. Yani çok yüksek. Oyuncu olarak seri iyi. Maaşı daha yüksek. Yani seri fildişi milli takımda banko oynarken
çok önemli oyuncu. İşte Fulham, Premier League. Bu zamanlarda önemliydi. Ama Dorukhan'ın şu özelliği var. Mesela seriyi tek pozisyonda hemen hemen oynatırsın. Orta sahada belli bir bölgede oynatır. Dorukhan joker bir oyuncu. Ozan gibi. Çok benzeyen özellikleri var. Ama Ozan'a oranla daha iyi taktik futbol oynuyor Dorukhan. Topu ne zaman ayağından çıkartacağını biliyor. Bir de oyuncu olarak Ozan'dan daha sert hareketler yapabiliyor. Bunu karta yönelik söylemiyorum. Rakibi yıldırıcı. Birebir de kaldığın zaman top Dorukhan'ın ayağında kalıyor. Bu tip oyuncular değerlidir. Mesela Tolunay Kafkas vardı. Yani milli takımda Trabzon'da Galatasaray'da oynadı. Birçok üst düzey orta saha oyuncusu varken Tolunay özellikle sonbaharın ardına yani böyle Kasım Aralık'tan itibaren yükselişe geçerdi. Çünkü fizik olarak çok güçlüydü. Hava toplarında gol atardı. Ondan sonra Okay gelmişti mesela Türk futboluna. Okay'ın bir adım geri gitti. Dorukhan mı Okay mı desem bence. Bangkok tabii. Dorukhan şu anda form durumu ve fiziksel güç olarak değerli bir oyuncu. Şöyle bir şey de söyleyeyim mesela. Oldu da Fenerbahçe Dorukhan'ı aldı. Dorukhan orayı tercih etti. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bütün dengeler değişti. Tabii. O yüzden diyorum gelecek sezon mesela Dorukhan Fener'e gitti. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Dorukhan diyecek keşke Beşiktaş'ta kalsaydım. Çünkü bu tip şeyler de çok önemli. İsmail Köybaşı'nın Beşiktaş'ta kalmayıp Fener'e gitmesi gibi. O şaşalı döneme yetişemedi mesela İsmail. Hem şampiyon oldu ama Şampiyonlar Ligi tadını alamadı. Onun gibi. Evet, Tuncay Şanlı öyledir. Bilispor'a gittikten. O sene Fenerbahçe hem Avrupa'da çok başarılı olmuştu. Hem Aziz Yıldırım'ın ona bir teklifi, maddi olarak teklif etmemişti. Aynen şu şeyi söylemişti. Türk futbol tarihinde de geçmiştir zaten bilinir. Ben sana Fenerbahçe'de kal demiyorum, Roberto Carlos'un kaptanlığını öneriyorum demişti. Çok güzel cümle, çok güzel öneriymiş. Evet. Evet, kaptanlığa güzel. Getirdiğini söylemişti. Bir de Roberto Carlos da geliyor işte. Onun kaptanlığını öneriyorum demişti. Ama ona rağmen Midyaspor'a gitmişti. Hem Roberto Carlos hem Alex bir de orada yani. Çok iyi. Alex'i kaptanlığını tamam. Yapmak daha sanki orada vurguda yapılabilecek noktalardan biri. Sabah gazetesi iner misin çıkar mısın? 3,3 milyon Türk lirası alan oyuncuya 7 milyon TL artı maç başına 100 bin TL teklif yapan Kartal 15 milyon garanti ücret isteğiyle karşılaştı. Kim için bu haber? Beşiktaş'la kontratı bitecek olan Dorukhan Toköz'le yapılan son görüşmede oyuncunun talebi de netleşti. Beşiktaş'la 3. sezonuna giren Dorukhan'ın 350 bin euro olan maaşına zam yapan yönetim 7 milyon Türk lirası garanti ücret ve maç başına 100 bin TL'lik teklifini resmen menajerine iletti. Ama Dorukhan cephesinde 15 milyonluk bir garanti ücret talebi olduğu söylendi. Talişka'nın takipçi oyunu deniyor ki çok fazla konuşulmuştu. Dün de söylemiştik. Instagram takipçi sayısını 1 milyona ulaştırmak için biraz burada Beşiktaşlı taraftarların ruhunu kullandığı, onların ilgisini kullandığı konuşuluyor. Gençler zam bekliyor haberi var değerli izleyenler Beşiktaş'ta. Aylık 50 bin TL kazanan Rıdvan da yılda 350 bin euro olan ücretinin 1,5 milyon euroya çıkmasını isteyen Dorukhan da bekleyişlerini sürdürüyor. 2022'de sözleşmeleri sona erecek Lens ve Douglas'a forma giymeden maaş almaya devam ediyor deniyor. Evet, böyle de bir paradoks var Beşiktaş'ta maalesef. Yani bir yandan iki gencinin yani Dorukhan'la Rıdvan, ki Rıdvan'ın maaşına zam yapıldı, sözleşmesi uzatıldı. İşte Dorukhan'la görüşmeler masada ama diğer yandan da hiç oynamadan, hiç forma giymeden kenarda parasını almaya devam eden oyuncular var. Utku ne kadar alıyor mesela? O da bilmiyorum. Şu anda Beşiktaş'ın kalesinde çok oynuyor. Değildir yine o da. Yani Utku Ersin de çok değildir. Yani. Rıdvan'ın sözleşmesi uzatılırken Utku'nun mesela sözleşmesi uzatılmasa bile bir zam yapmak, prim vermek iyi şeylerdir. Bunlar ödül. Tabii. Ödüller iyidir yani genç oyuncular için. Motivasyonu arttır. Tabii. Boyd Ocak'ta dönüyor haberi var değerli izleyenler. Siyah beyazları transfer döneminin son gününde Gezzal'ı kiralamasının ardından yabancı kontenjanına takılıp liste dışı bırakılan Tyler Boyd Ocak'ta dönüyor. Yönetim ara dönemde Hasic'i kiralayıp takımla antrenmanlara devam eden Amerikalı kanat oyuncusunu ekibe resmen dahil etmeyi planlıyor. Hasic çok iyi başlamıştı sezona. Sonra bir sakatlıktan döndü. Ardından bir koronavirüs
durumu yaşadı. Kadroya girmekte zorlanan bir Hasiç görüyoruz. Evet. Ama Beşiktaş'ta Gezason Hasiç'ten çok Laiç. Yani şöyle bir 11 yapsak, sağ tarafa Dirar, onun önüne Lens'i koysak, ortada Adem Laiç koysak, Boytu koysak, öne Falcao koysak. Yani böyle olup da Süper Lig'de, bonservisleri Süper Lig takımlarının ama kendileri olmayan oyuncular var. Ya bunlar sıkıntı. Bir türlü oynamıyorlar. Ya kadroya alınmadılar, ya sakatlar, cezalılar, şunlar. Ortada yoklar yani. Enteresan yani. Maliyet açısından da büyük külfet. Oynamamaları da öyle. Ya ben sporcu da anlamıyorum yani. Zihnen anlamıyorum hakikaten. Yani nasıl bir sporcu, ben bir yıl oynamayacağım ama paramı alayım. Mesela Kameni nerede şimdi? Yok oldu gitti. Fener'den iki sezon. Serdar Kesim forma giymeden. Aynı. Ya öyle futbolcular var ki. Son gün mesela Mehmet Ekici, niye kardeşim bir yere gitmiyorsun? Ya işte 1,5 istedin de verme. Ya mesela bir örnekle bırak, konuşalım mı? 300 bin euroya oyna. Altan abi, Gökhan İnler mesela. Ya buradan sevgilerimi gönderiyorum. Beşiktaş'ta oynamayacaksan ben Beşiktaşlıyım dedi. Bana bu kadar para vermeyin dedi. Oynamayacaksan ben takımdan ayrılayım dedi. Başakşehir'e gitti. Orada da benzer bir durumda. Şimdi Adana Demirspor'da, evet, değil mi Adana Gökhan Demirspor. Oynamayı tercih ediyor oyuncu. Ve kenarda oturup fazla maaş almayı da reddediyor bu arada. Yani Gökhan İnler gibi güzel bir örnek de var. Yani, bakacak olursak. Aynen. Fotomaç gazetesi, Talisca müjdesi değerli izleyenler. Önemli bir haber. Hani bu maliyette nasıl alınabilir sorusunun cevabı bu haberde gizli. Çin Federasyonu astronomik ücretlere sınırlama getiriyor. İspanyol basını yeni kararla Çin'de oynayan yabancıların en fazla 2,5 milyon euro kazanacağını duyurdu. Bu karar uygulamaya geçtiğinde Talisca'ya Beşiktaş yolu açılacak. Son günlerde eski oyuncusu Talisca'yı yeniden kadrosuna katabileceği iddia edilen Beşiktaş'a Çin'den müjdeli haber geldi. İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Çin Futbol Federasyonu astronomik futbolcu maaşlarını sınırlama getiriyor. Buna göre Çin liginde oynayan Çinli oyuncular en fazla 628 bin euro, yabancı oyuncularsa en fazla 2,5 milyon euro kazanabilecek. Çin'de şu anda yıllık 8 milyon euro kazanan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücreti böylece ortadan kalkacak diyor. Bu çok önemli bir haber. Yani eğer ki böyle bir karar çıkarsa Çin Federasyonu'ndan, bu tip oyuncular için rota yeniden Türkiye olabilir. Evet, ama şöyle bir yanı var şimdi. İnsan hakları denilen bir şey var. Sözleşmenin geçerliliği denilen bir şey var. Sen böyle bir karar alırsın ama var olan yapılmış sözleşmeleri hiçbir şekilde ilgilendirmez. Yani Talisca 2 sene önce o sözleşmeyi yaparken diyelim ki 4 yıllık Şengua ile bir anlaşma yaptı. O 4 yıl boyunca o parayı alır. Bundan sonra yapamazlar. Yani bundan sonra o limitleri şey yapmak zorunda. Kalkıp istediği yerde istediği davayı kazanır yani. UEFA'da da kazanır, her yerde kazanır. Sen onunla bütün yaşamını şekillendiren bir anlaşma yapıyorsun. Adam 8 milyona Çin'e gidiyor, 5 milyona Premier Lig'e gidecekti belki. Sen kalkıp ondan sonra biz böyle bir karar aldık. Ha şöyle bir şey olabilir. Kulüplere derler ki sözleşmesi kalan oyuncuları gönderin. Alacakları neyse verin. Bundan sonra da böyle oyuncu olmayacak. Öyle olur ama var olan sözleşmeyi yok edemez. Yani diyelim ki şimdi TFF bir karar. Vergi koyabilir ama. Sözleşmeyi yok etmiyor da vergi koyuyor olabilir. Yani net 2,5 milyon euronun üzerindeki bedel için vergi yüzdesi artırılabilir. Hani ülkemizde de var işte, yıllık şu kadar kazanıyorsan işte diyelim ki %20 stopaj, işte bu kadarsa yıllık getirin, %35'e kadar çıkıyor ya bu bedel. Bildiğim ki kadarıyla. Ki futbolcular da onu ödemiyorlar. Ha, işte onu söyleyecektim. Yani tüm dünyada. Yani bana anlatıyorlar. Diyorlar ki işte şu falanca futbolcu Premier Lig'de şu kadar vergi ödüyor da Serie A'da bu kadar ödüyor. Bundesliga'da, Türkiye'de kulüpler ödüyor. Hadi kardeşim, her yerde kulüp ödüyor. Her yerde kulüp ödüyor. Futbolcu ödüyor gözüküyorsa bile kulüp ödüyor. Menajerine veriyor, imza parası veriyor başka bir şekilde. Yani ben artık sporcuların vergi ödediğini düşünmüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde sporcular o tip vergiler ödemiyordur. Evet. Hemen fotoğraflara bakalım son bölümde değerli izleyenler. Guardiola West Bromwich maçında verilen duraklama dakikalarına itiraz ederken dün ilginç bir karşılaşma oldu. Bilic, Slaven Bilic izin vermedi Manchester City'nin kazanmasına. Athletic Bilbao'yu yenen Real Madrid'de yüzler gülüyor. Dün Türkiye saatiyle gece 2'de maç attı. Maçta gol attı Real Madrid.
Bu saat durumu da işte bu tip karşılaşmaları takip etme açısından zor oluyor bizim için. Fransız futbol dergisi SoFoot'un yeni sayısında kapak Diego Maradona'nın, değerli izleyenler. Maradona'yı anmaya devam ediyoruz futbol severler olarak. Fenerbahçe taraftarı Milano maçında Gigi D'Antoni'yi "Bizi gerçekten sevenler asla terk etmezler" pankartıyla karşıladı. Bugün Euroleague konuşamadık, zamanımız yetmedi Altan abi. Ama böyle de bir pankartla karşılaştı Gigi D'Antoni. Çok etkilenmiş duygusal. Bu sezonun en yüksek sayısını Fener attı. 3'te 2, 3'lük 10 sayı falan. Çok iyi oynadı yani. Tam oyun dengedeyken Fener 6 sayıyken D'Antoni bir girdi, hop hop atmaya başladı. Yani Fenerbahçe'yi bulunca. Ya bir yerde Batuhan Kör'ü çok konuşamadık Bursa Sporlu. Evet. Dün harika maçı Göztepe'yi. Onu ve o çocukların performansını gördük Bursa Sporlu. Ya ben CSK maçında daha çok şeyi Buğra'nı göreyim. Fener Milano'ya yeniliyorsa ya da kötü gidiyorsa Yiğit Onan'ı göreyim. Yani biraz genç çocuk göreyim. Madem kazanamıyoruz, başka şey kazanalım. İşte ise o tecrübeyi kazansın. Her yer yabancı kaynıyor. Ruhsuz yabancılar kaynıyor ya sporumuzda. Maalesef öyle. Vedayı Pierre Webo röportajıyla yapalım. Dün arkadaşımız Rezan Yetiş çok güzel bir röportaj gerçekleştirdi. Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo ile Paris'te yaşananları anlattı. Pierre Webo, Türkiye'den ona gelen destek onu nasıl etkiledi, nasıl duygulandırdı, bunun cevabını verdi ve aynı zamanda Başakşehir'in performansını da değerlendirdi. Ve Rezan Yetiş'in özel röportajıyla veda ediyoruz. Yarın saat 11'de tekrar karşınızda olacağız. Oui, c'est vraiment à la 13e minute du match. Öncelikle maçın 13. dakikasıydı. Sizlerin de bildiği gibi tabii ekranlar karşısında hoş olmayan görüntüler gerçekleşti. Bir tane oyuncumuz bir faule maruz kaldı. O pozisyondan sonra da bizim tabii itirazlarımız oldu konuya yönelik. Çünkü hakemin zaten iki tarafa da çok fazla adil davranmadığını görüyorduk. Bizim de tabii itirazımızın olması kadar normal bir şey olamaz. Orada bir itiraz ettik. İtirazdan sonra hakemin verdiği bir tepki oldu. Söylediği bir kelime oldu bana karşı. Hiçbirimizin tabii ki duymak istemediği bir kelimeydi o. İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben de kelimeyi çok fazla duyduğumdan emin olamamıştım. Hani duydum ama acaba o kelime mi değil mi diye tam olarak da anlamamıştım. Ondan sonra tabii tepkiler büyüyünce ben de emin oldum. O kelimeden sonra zaten istenmeyen görüntüler gerçekleşti, ortaya geldi. Ya aslında doğrusunu söylemek gerekirse ben ırkçılığa daha önceden maruz kaldım. Rakip ama dediğiniz gibi taraftarlar karşısında, rakip taraftarın karşısında ırkçılığa maruz kaldım. Ama bir hakemin olaya böyle direkt olarak etki etmesi beni gerçekten çok şaşırttı. Önceden de hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Böyle bir organizasyonda, böylesine büyük bir organizasyonda bir hakemin böyle bir olaya karışması gerçekten çok şaşırtıcı. Aslında işlerin bu boyuta getiren de hani bir taraftarın değil de bu kadar prestijli bir turnuvada bir hakemin olaya dahil olmasıydı. Tabii böyle bir olayın UEFA bazında gerçekleşmiş olması beni gerçekten etkiledi. Ama açık konuşmak gerekirse bu kadar büyük bir desteği ben de beklemiyordum. Çünkü tabii ki kendi oyuncularımız, Başakşehir Futbol Kulübü'nün oyuncularının bana destek olduğunu, zaten desteklerini her zaman ben arkamda, yanımda hissediyorum ama Paris Saint-Germain gibi bir takımın oyuncularının bizim yanımızda olması, benimle beraber olması beni çok memnun etti. Onun haricinde de tabii ki İspanya'da böyle bir ırkçılığa maruz kalmıştım zaten daha öncesinde. Ama İspanya'da daha önceden de dediğim gibi yaşananlar ırkçılığa karşı bu boyutu kazanmıyordu. Hani bir dakika iki dakika oyun duruyordu, oyun bir dakika iki dakika durduruluyordu. Daha sonrasında tabii ki devam ediyordu. Ama burada tabii çok daha vurgun, belirleyici bir hareket oldu. İki takımın da sahadan çekilmiş olması ve bu hakemle beraber devam etmeyeceğiz diye söylenmiş olması. Yani benim için hani daha önceden de ırkçılığa maruz kalmıştım ama dediğim gibi buradaki herkese bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum ben. Hissettim tabii ki desteklerini.